FOXEV ekranlarından tekrar merhaba arkadaşlar. FOXEV kanalında paylaşmak istediğimiz bir diğer konu ise Spring Boot ve Spring Framework uygulamaları. Ee, bu videomuzda sıfırdan bir Spring Boot uygulaması nasıl kurulur, nerede indirilir, bunları aktarmaya çalışacağım. Devam eden süreçte yine Spring Boot üzerinde farklı içeriklerle karşınızda olacağım. Videomuza geçmeden önce yeni içeriklerden haberdar olmak için FOXEV kanalımıza abone olmayı, eğer videolarımızı faydalı bulduysanız beğenmeyi Farklı içerikler için yorumlar kısmına yorumlar eklemeyi unutmayın. Bir Spring Boot uygulaması nasıl kurulur deyip videomuza geçelim. Bir Spring Boot uygulaması oluşturmanın en kolay yolu start.spring.io adresine giderek bunu e, videonun sağ alt köşesine falan bir yere koyacağım. E, i̇htiyacınıza göre sayfada sunulmuş farklı seçenekleri ...belirleyerek Generate butonu yani oluşturma butonuna basmaktır. Biraz da buradaki farklı seçeneklerden bahsedecek olursak... ...en başta uygulamamızı hangi dependency management... ...yani üçüncü parti kütüphanelerinin yönetimi aracı için oluşturacağız. Bunları belirlememiz lazım. Burada otomatik olarak Maven gelmekte. İsterseniz Gradle'da seçebilirsiniz. Bir diğer konu ise hangi yazılım dilinde bu projeyi geliştireceksiniz... Java, Kotlin ve Groovy seçenekleri mümkün. Ee, ve en önemli konulardan bir tanesi de hangi Spring Boot versiyonunu kullanacaksınız. Burada tavsiye edilen snapshot, yani hala hazırda hala geliştirilmekte olan ara versiyonları kullanmamanız yönündedir. Ee, en son geçerli versiyonu kullanmanız. Ben tavsiye ederim. Ben bu video için 2.4 versiyonunu kullanacağım. Ama eski versiyonları da kullanabilirsiniz. Burada Diğer bir seçenek ise, diğer bir ayar ise projenizin paket yönetiminin ayarlanması. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak grup bilgisi sizin projenizin başka projeler tarafından nasıl tanınacağı bilgisidir. Yani namespacetir. Burada Java paket ismi kuralları konulmalıdır. Bu kuralların açıklandığı linki de yine açıklamalar kısmında paylaşırım genel olarak com gibi, org gibi, net gibi bir web sitesi bir web sitesinin tersten başlanarak yazılmasıyla yazılır. Biz bugün com.foxdev grup ismini kullanacağız. Artifact ID ise uygulamanızın paketlendiğinde oluşturulacak olan jar ya da var paketinin ismini verirler. Ben Burada ya da buraya genellikle bu projenin ne iş yaptı? Şimdi grup e, ID'de Fox'de belirledik. Şimdi ne yapacağız? E, Spring Boot deneme diye bir isim koydum. Buradaki ayar ise name ayarı. Bu sizin projenizin ismi. Projeyi bir yazılım aracına yani bir IDE'ye yüklediğinizde o IDE'de nasıl görüneceğini bilgisidir. Genelde Artifact'la aynı isimle yer almakta. Description, e, projenizin kısa bir açıklamasıdır. Özellikle bir, bir yazılım ekibi tarafından geliştirilen projelerde başkalarının bu projeyi ilk baktığında bu Description alanına bakar. O yüzden buraya anlamlı bir şey girmekte fayda var. E, ve Package Name. Package Name, fark ettiyseniz ben yukarıdaki ayarlamaları yaparken zaten hali hazırda bir kendi kendine otomatik olarak güncellendi. Ee, genel kanı bunu bu şekilde bırakmaktır. Ama siz pa paket isminizi farklı şekillerde girebilirsiniz ve bu paket ismi sizin projenizin source yani kaynaklar kısmındaki paket yapısını verirler. Siz bunun altını kendi ek, ek, sınıflarınızı ve ek paketlerinizi eklemeye başlarsınız. Ve packaging kısmı. Packaging'de iki seçenek var. Jar ve var. Jar e, bu projenin bütün dosyalarını içinde barındıran özel bir paket yapısı. Genelde de JAR kullanılır. Var ise bir web projesi için e, içerisinde JavaScript gibi, HTML gibi, CSS gibi ya da ihtiyacı, ihtiyaç duyulan diğer e, ön yüz tarafından ihtiyaç duyulan diğer dosyaları içinde barındırılır. Diğer bir ayar ise Java versiyon ayarı. E, burada ara versiyonlar işte 9, 10, 13 gibi ara versiyonlar belirtilmemiş. Ancak siz isterseniz projeyi, kendi idenizi kurduktan sonra o ara versiyonları kullanabilirsiniz. Ve en önemli konulardan bir tanesi de dependency kısmı. Buradaki dependencies kısmı şu anda boş. Burada Spring Boot bizler için hala hazırda kendilerini de desteklediği hatta kendilerini de geliştirdiği birçok kütüphane sunmaktadır. Burada add dependency butonuna basarak bu kütüphaneleri görebilirsiniz. Yani liste bayağı uzun. Buradan siz hangi Dependency. yani hangi kütüphane ihtiyacımız varsa, ona göre seçim yaparak, Ctrl butonuna basarak seçimler yaparak ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra burada gözükmekte. Bu kütüphaneler otomatik olarak konfigüre, yani e, ayarlanmış bir şekilde projemizde oluşturulacaktır. E, aslında bütün e, ayarlarımız bu şekildeydi. E, bütün ayarlarımız hazır olduğuna göre projemizi oluşturabiliriz. Generate butonuna basarak dedikten sonra kaydettikten sonra projemiz oluşturuldu ve e, bilgisayarımıza indirildi. Şimdi bir sonraki aşamadan bunu bir ideye nasıl ekleyeceğiz bunu göreceğiz. Evet projemizi oluşturup indirdikten sonra e, bu şekilde proje ismimizde bir zip dosyası indiriliyor. Da, e, bu zip dosyasını içindekileri çıkartarak Dolayısıyla çıkarttım. Şimdi bunu IDE'ye nasıl yükleyeceğiz? Ee, gördüğünüz gibi içerisinde daha hala birkaç tane dosya birlikte geldi. Burada file kısmında new dedikten sonra project from existing source deyip projemizin olduğu yere gitmemiz gerekiyor. Evet bizim projemiz Spring Boot deneme isimli bir dosyadaydı. Altında orada pom.xml dosyasını seçip OK butonuna bastıktan sonra yani bu dosyada aç. Bu ekranı da aç. Daha doğrusu. Evet, sağ altta gördüğünüz üzere bir şeyler yüklüyor. Bu yüklediği şeyler e, Spring Framework'ın kendi kütüphanelerini bilgisayarınıza indiriyor. Bir ikincisi sizin seçtiğiniz o. Biz web ve lombok kütüphanelerini seçmiştik ya. Onları bilgisayarınıza indiriyor. Tabii bunlar e, içerisinde birçok farklı kütüphane de var. Bunların hepsini indiriyor şu anda. Ben buraları hızlandırıyorum. Evet bütün kütüphaneler indi. Şimdi içerisine bakalım. Bir pom.xml var. Bu Maven projesi olduğu için bir pom.xml. Bizim vermiş olduğumuz bütün ayarlar burada var. İşte artifact id, Spring Boot deneme, group id, e, name, işte versiyonu. Burada yeni versiyonlar çıktıkça versiyonu arttırabiliyorsunuz. Burada de description. Bir de içerisinde bizim verdiğimiz paket yapısında bir main e, sınıfı ile birlikte geliyor. Bu main sınıfını direkt siz çalıştırabiliyorsunuz. Çalıştırdığınızda Spring Boot'un e, girişini de yapmış burada. Spring Boot kendi içerisinde bir e, web sunucusu ile birlikte geliyor. O yüzden herhangi bir sunucuya bu uygulamanızı paketleyip tekrardan yüklemenize gerek yok. Direkt run dedikten sonra Spring bizim için burada ayağa kalkıyor. Evet, böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, bu videomuzda Spring Boot uygulaması, Spring Spring.io web sitesinden nasıl indirilir, bir ideye nasıl kurulur, bunları görmüş olduk. Devam eden süreçte yine Spring Boot videolarımızda devam edeceğiz. Yeni e, videolardan, yeni içeriklerimizden haberdar olmak için FoxDev kanalına abone olmayı, eğer videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorumlar kısmında yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.